Devlet Bey'in çabaları beyhudedir. Devlet Bey ayakları yere basmamaktadır. Devlet Bey şu anda yaptıkları ve söyledikleriyle bambaşka bir gezegende dolaşmaktadır. Türkiye'nin gerçekleriyle, terörizmin gerçekleriyle Sayın Bahçeli'nin söylediklerinin uyuşma şansı yoktur. Terörist başını meclise davet ederken bir mahkumun mecliste konuşabilmesinin şartlarının olduğunu bilmeyecek kadar herhalde bilgisiz değildir. Bir mahkumun mecliste konuşabilmesinin şartı onun özgür olmasıyla ilgilidir. O halde burada da söylemişiz. Umut hakkı ne demektir? Af demektir. Afın şeyi nedir? Muhtevası PKK'nın terörist başıyla birlikte affedilmesi demektir. Sen bu hakkı kendinden nasıl buluyorsun? Hangi hakla, hangi gerekçelerle, hangi güçle ve hangi sıfatla PKK'ya, terörist başına, insanlık katiline af edebilirim diyebiliyorsun? Bu hak nereden? Değerli kardeşlerim, yüce Türk milleti, biz işte milletin iradesini işaret ediyoruz. Gücünüz ve aklınız yetiyorsa, inanıyorsanız buyurun referanduma. Şehit hakkı mı, umut hakkı mı? Tek vatan mı, çift vatan mı? Tek bayrak mı, iki bayrak mı, iki devlet mi, bir devlet mi? Buyurun millete soralım. PKK ve teröristler, terörist başı ne dediğini, ne istediğini bilmektedir. Çok açık, net, anlaşılır ifadeler kullanmaktalar. Dağdakiler de, ovadakiler de, meclistekiler de aynı sözü tekrar edip duruyorlar. Ne istiyorlar? Demokratik özellik. Demokratik özellik nedir? Nedir demokratik özellik? Kimse kimseyi kandırmasın. Bunlar aynı filmi milletin önüne koydular. Kim koydu? Baş aktör Recep Tayyip Erdoğan. Sokağa kimi saldılar? Akil adamları. Sıfat verdiler. Çözüm sürecinde akil adamları saldılar milletin içine. Gidin anlatın bu problemi bitirelim. Bitirelim. Kim bir tek gözyaşını ister? Kim kanın akmasını ister? Kim ayrışmayı ister? İster mi bu Türk milleti? İstemez. Ama karşında elinde silah tutan ve seni öldürmeye çalışan bir grup var. Grup diyor ki ben ayrı bir toplumum. Ayrı meclisim olacak. Başka? Ayrı bayrağım olacak. Başka? Ayrı da bir başım olsun. Bu ne demek? Bölünme demek değil mi? Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, milleti kandırıp bambaşka yere bakmalarını sağlamayın. Cambazlığa soyunmayın. Milleti uyutmaya çalışmayın. Aynı filmi sadece yardımcı oyuncuyu değiştirerek vizyona sokmayın. Kim yardımcı oyuncu? Devlet Bey. Üzülerek ifade edeyim. Kendisini Türk milliyetçiliğinin bir partisi sayan veya Türk milliyetçiliği diye tarif eden bir adam çıkmış. Yardımcı oyun sıfatıyla yeni bir vizyona sokulan çözüm süreci iki filminin yardımcı oyuncusu olmuş. Yazık. Yazık. Muhatapların senin teröristler, eline silah tutanlar, bu ülkeye 50 yıldır kötülük edenler, yol kesenler, babasının yanında çocuğunu öldürenler, çocuğunun yanında babasını öldüren bu katiller diyor ki ben ayrı bir devlet istiyorum. Sizin bayrağınızın yanında ayrı bir bayrak istiyorum. Ben yine burada yaşayayım. Direkt önce bölünmeyeyim. Sonra meclis, yerel meclislerim olsun, yerel bayrağım olsun, sonrasına bakarız. Bu Türkiye'de bölünmenin ta kendisidir, ayrışmanın ta kendisidir. Bunu göremeyecek kadar sizin kafanız donmuş mu? Değerli kardeşlerim, eğer bu konuda çok bildikleri varsa vatan toprağı İmralı'da vatan toprağı değil mi? Sayın Bahçeli'ye bir tavsiye ediyorum. Yol gösteriyorum. Buraya kadar zahmet edip getirme.
Git oraya, oradan da pekala beraber basını da çağırın, kameraları da çağırın, hatta bazı caniseverleri de çağırın ve açıklama yapın. Terörizme artık gerek yok. Anarşi, şiddet son bulmuştur veya son bulacaktır diye açıklama yapın. Sana madalya takalım. Buyur. Git oraya, varsa böyle bir şeyin yapıver, millet de görsün. Olmayan bir şeyi milletin önüne koyup sonra da dönüp gerçek yüzünü, gerçek sözünü açıklayıveriyorsun. Neymiş efendim? Bir dönem daha Erdoğan'ın Cumhurbaşkanına ihtiyaç varmış. Neden? Bilge lidermiş. Neden? Türkiye yüzyılında lazımmış. Sen niye varsın? Ya bir partinin genel başkanısın sen. Değil mi? Bir partinin, köklü bir partinin gençliğimizde terimizi, kanımızı, yıllarımızı akıttığımız bir partinin genel başkanısın. Markalaşmasında bütün ülkücülerin, bütün Türk milletlerinin emeği olduğu bir partide genel başkanlık yapıyorsun. Kendinle ilgili iddian yok. Kendinle ilgili bir talebin yok. Kendinle ilgili bir hayalin yok. Varsa da yoksa da Erdoğan aşkı neyin nesi ya? Nedir bu aşk? Ne yapmış Erdoğan? Ne yaptı bize ya? Şu anda kendi gelirken 1,5 lira olan dolar şu an kaç para? 35 lira. Kendi geldiğinde 8 çeyreğe aldığımız asgari ücret şu an kaç çeyrek ediyor? 2,5-3 çeyrek. Geldiğinde insanların ev alma, araba alma, gelecekle ilgili, çoluk çocuğuyla ilgili hayalleri varken şu an sıradan bir Türk ailesi çalışanlarıyla beraber 2 kişi değil 3 kişi çalışsa bir ev hayali kurabilir mi ey Türk milleti? Kurabilir miyiz? Asla. O halde Sayın Bahçeli'nin bir dönem daha Sayın Cumhurbaşkanı orada görev yapmalı, bununla ilgili anayasa değişikliği ne gidilmelidir demesini anlamak, izah etmek güç. Sayın Bahçeli bu kadar meziyetli bir adam varmış da daha önce ip attığın, küfür ettiğin, hakaret ettiğinde bir özür borcun yok mu? Madem çık de ki ben yanılmışım, adamı yeni tanımışım, ne güzel adammış, ne menem şeymiş, bir parmağında 5 maharet varmış, adamın aklı 100 kat yukarıdaymış, ufukları genişmiş diye bir anlat da millet görsün. Değerli kardeşlerim, büyük bir aymazlığın içerisindedir. Sayın Bahçeli, buradan Türk milliyetçilerine sesleniyorum. Yolu ülkücülükten geçenlere sesleniyorum. Yolu vatanın aşkından geçenlere sesleniyorum. Ne bu tür teslimiyetçilerle yol yürüyün, ne şarlatanlarla yürüyün. Ne kendini pazarlamaya çalışanlarla yürüyün, ne de sırtını iktidara dayamış, sanki yeni bir söylemin sahibi olmuş insanlarla yürüyün. Yürüyecekseniz Türk milletinin yüreği olan Milli Yol'la yürüyün. Bu yol Allah'ın şahitliğiyle söylüyorum. Ne dışarıda ne içeride hiç kimseye, ama hiç kimseye sırtını vermedi, sözünü vermedi. Sözü Allah'a ve milletedir. Değerli kardeşlerim, bu sebeple nereye gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz diyenlere sesleniyorum. Bu ülkeyi sevenler, bu vatana sevdalılar, yolunuz belli, yolunuz Milli Yol, yolunuz adalet yolu, yolunuz bağımsızlık yolu, yolunuz Türkeş'in yolu, yolunuz Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolu. Biz buradayız. Kale burada. Kaleyi kimse fethedemez. Kimse şu veya bu şekilde yok edemez. Allah'ın izniyle. Bu sebeple bu kaleyi daha da çoğaltarak ve nüfusunu yükselterek bütün Türkiye'ye şamil etmek ve Türk milliyetçilerini ülkücülerle birlikte
iktidar olmak zorundayız. Ölmesini bildik. Yatmasını bildik mahpuslarda yıllarca. İşkence gördük. Of demedik, yeter demedik, küsmedik. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, bizim ömrümüzün önemi yoktur dedik, sıra bizde. Evet, öldüğümüz ve yıkıldığımız kadar da iktidar istiyoruz. Değerli kardeşlerim, yüce Türk milleti, artık Türk milletinin ve Türk insanının normalleşmesi lazım. Yani bizim bir teröriste umut hakkı tanırken milletin istikbalini karartmaya, milletin geleceğini şu veya bu şekilde hayallerini çalmaya kimsenin hakkı yoktur. Yani Türkiye'de yapılan siyaset şarlatan siyaseti. Gerçekten şarlatan siyaseti. Birisi çıkıyor dipsiz, mesnetsiz bir şekilde kendisine bir yol çizmiş, mültecileri söz konusu ediyor, oradan kendine yol açıyor. Bizim samimi, dürüst, bu memlekete sevdalı hislerle beslenen insanların hislerini çalarak oya dönüştürmeye çalışıyor. Bildiğin şarlatanlık ya. Direkt söylüyorum. Bu siyasetten bu ülkeye bir şey gelmez. Hiçbir şey gelmez. CHP. CHP ne yapıyor? CHP doğuda başka konuşuyor, batıda başka konuşuyor kardeşim. Doğuda bakıyorsun Demlerle beraber, batıda başka şeyler söylüyor. Bir yerde diyor ki Kürt sorunu vardır, öbür tarafa gidiyor Kürt sorunu yoktur diyor. Ya bir doğru bir şey söyle yani. Hangisi? Var mı yok mu? Bunu söyle bari. Değerli kardeşlerim, böyle zikzak çizen, aklı karışık muhalefetin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok. Aklı karışık. Net değil. Ne yapacağını bilmiyor. Yol haritası yok. Gelecekle ilgili aram istasyonları olmayan bir yolculukta. Nihai hedefin ne olduğunu söyleyemiyorlar. Biz söylüyoruz. Milli Yol Partisi Türk insanı, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle beraber bu ülkede şerefli yaşamakla siyaset yapmayı kendisine görebilmiştir. Kürt'ün de problemi var, Türk'ün de problemi var. Yoksulluk hepimizin problemi. Adaletsizlik hepimizin problemi. Adam kayırmacılık hepimizin problemi. İşe alırken AK Parti iktidarı sen Kürt'sün, sen Alevi'sin, sen solcusun, sağcısın veya benzersin diye almıyor. Benden misin, değil misin diye ayırıyor. Eğer kendinden, Kürt kendindense Kürt'ü de alıyor, Türk'ü de alıyor, falancayı da alıyor, Arap'ı da alıyor. Yok kendinde değilsen almıyor. Bütün Kürt'ü, Türk'ü ile buna karşı gelmek zorunda değil miyiz? Beraber insanlık mücadelesi, vicdan mücadelesi, adalet mücadelesi vermek zorunda değil miyiz? 22 yaşındaki bir genç çocuk 82 puan alıyor KPSS'de. 82 puan. Gidiyor, imtihana gidiyor, mülakatta eleniyor. Yerine kim geliyor? 60 puan alan birisi geliyor. Listede ismi olmadığı için 82 eleniyor. Listede ismi olduğu için 60 puan alan işe giriyor. Sonra o çocuk intihar ediyor. Yaşı kaç? 22. Bunun suçu, vebali kimin? Millete dönüp seçimde mülakatı kaldıracağım diyen kimdi? Sayın Cumhurbaşkanı, niye kaldırmıyorsun mülakatı? Mülakatın yerine en azından yazılı bir imtihan, o da yanlış zaten de, ölçü, bir miyar, bir ölçü, bir kayda getirmen gerekmez miydi? Keyfili mülakat haline dönüştürüp çocukların umutlarını, hayallerini yıkma hakkını kim sana verdi? Şu an gençlerimizin çoğu yurt dışında ve yurt dışına gitmek için de burada para topluyorlar. Çalışırken genç yurt dışına gitmek için para ayarlıyor. Onun için çalışıyor değerli kardeşlerim. İşte ülkeyi bu badireden ve bu öngörüsüz ve basiretsiz yönetimden kurtarmak zorundayız. Buradan sesleniyorum. Sayın Bahçeli'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum.
Siz bu ülkeyi az da olsa seviyor musunuz? Bu ülkenin gelecekte güzel olmasını az da olsa istiyorsanız yapacağınız tek bir hizmet kaldı. Evinize gidin dinlenin. Evinize dönün, evinize. Bu ülkeye verebileceğiniz bir şey kalmadı. Bir şey yok, yok, yok. Ülkeye verebileceğiniz dertlerden kurtuluruz. Sizin yapacağınız tek şey evinize gidip torununuz varsa torununuza bakmak, torununuz yoksa da başka işlerle meşgul olmak. Bir, yani artık huzura erin. Milleti de huzur hale bırakın. Bırakın, önünü açın. Onun için diyoruz ki erken seçim şarttır. Erken seçim şarttır. Türkiye yönetilemiyor, Türkiye normalleşemiyor, Türkiye büyüyemiyor. İşsizlik gittikçe artıyor. Bazen açıklıyorlar. İşsizlik dondu, yerinde duruyor diye. Alakası yok. Bizim gençlerimiz, işsizlerimiz ar ediyor gidip oraya başvuru yapmakta. Bir sefer yapıyor, sonuç çıkmayınca bir daha da gitmiyor. Gitmeyince millet bunlar da sanıyor ki herhalde işsizlik azaldı. Bu kadar kafaları az çalışıyor işte bunlar. Değerli kardeşlerim, bizim bu basiretsiz yöneticilerden ve yerinde sayan, bizi çukura iten, çukura 22 yıl sonra Türk milletini çukura gömen, çukurda tutan bu anlayıştan Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Türkiye bunlardan kaçarken doluya tutulmamalıdır. Demin de ifade ettim. Çok netim. Çok netim. İnsan kılığına girmiş, bize benzeyen insanları kurtarıcı diye ilan etmeye gerek yok. Yeryüzünde tanrılara ihtiyaç yok. Tanrı birdir, o da Yüce Allah'tır. Evet, değerli kardeşlerim, Yüce Türk Milleti, biz her şeyi olduğu gibi yüreğimizden ve aklımızdan gelerek, söz konusu Türk Milleti ise, Türk insanı ise, sözümüzü esirgememeyi siyasetimizin icabı saydık. Zaman zaman tepkiler gösterdik. Bazen bizden olan arkadaşların haksızlığa uğraması halinde yanında durduk. Bazen bizden olmayanların da yanında durduk. Millet şaşırdı. Bu neyin nesi dedi. Alışılmış ezberleri bozmaya çalıştık. Onlar sandı ki sadece haksızlığa uğrayan kendimizden olursa sahip çıkacağız. Asla ve asla. Bizim gibi yaşamayan, bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan veya bizim gibi giyinmeyenlerin de haksızlığı söz konusu olduğunda yanında yer alacağımız siyasetimizin de varlık sebebimizin de gereğidir. Böyle olursak Türkiye yaşanılır olur. Yoksa kabile devleti, kabile kafalar olmaya devam ederiz. Bu sebeple Türkiye'nin mutlak anlamda derhal bir erken seçime ihtiyacı vardır ve Türkiye'nin Erdoğan'ın da 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Anayasayı boşa zorlamayın. Kendi heva ve hevesinizi öne sürerek anayasada değişiklik yapacağız. Gelin bize yardım edin demeyin. Yetmedi mi? Sadece ve sadece tek gayeleri gücü elinde tutmak olan insanlarla Türkiye bir yere varamaz. Adamın amacı millete hizmet etmek, milletin hayatını kolaylaştırmak, adaleti milletin arasında yaymak değil. Ya ne? Gücü nasıl elimde tutarım? Esenyurt'taki operasyonun temel özelliği de odur. Adamın 10 yıl önce konuşmaları var. Yazıları var, sözleri var. Peki, çok garip bir şey söyleyeceğim size. Buradan hiç kimsenin söylemediği bir şey soruyorum. Alıyorsunuz değil mi bunları? Batman'ı, Mardin'i, Halfeti'yi aldınız. Kayyum atadınız. Gerekçe örgüte yardım yatalak, örgüt üyeliği vesaire. Böyle bir suçlama karşısında bu adamlar nerede şimdi? Görevden aldınız. Bunlar hain, bunlar suçlu, bunlar PKK'lı dediniz. Adamlar nerede? Elini kolunu sallayarak sokaktalar. Ya nasıl bir şey bu? Adamı hem PKK'yla suçluyorsun, örgüt elemanı diyorsun, yardım ettin diyorsun, görevden alıyorsun, sokağa salıyorsun.
Savcılığa niye çıkarmıyorsun? Hakimin karşısına niye çıkarmıyorsun? Suçlusu hapse niye girmiyor bunlar? Tenakuza bakar mısın? Tenakuza bak, tenakuza. Değerli kardeşlerim, yüce Türk milleti, bunlar samimi değil. PKK'ya bazen elense yapıyorlar, bazen arkadan tokalaşıyorlar. Sebep ne? Bahçeli baklayı ağzından çıkarttı. Devlet Erdoğan'ın bir dönem daha bu ülkede yönetici olması gerekiyormuş. Bu ülkeyi 5 yıl daha yönetmesi gerekiyormuş. Onun için değerli kardeşlerim, artık bu düzene, bu düzensizliğe, bu adaletsizliğe ve keyfiliğe, bu yönetime Türkiye'nin tahammülü yoktur. Millete gitmemiz lazım. Giderken size ödevler düşüyor. Size dönüyorum. Yolu Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolu olanlar, yolu Türk milletinin yolu olanlar, Türk milliyetçi yolu olanlar, bireyin hak ve özgürlüğünü savunanlar, insanın insanca yaşam iradesini ortaya koyanlar, boş durmamalısınız. Çalışmalısınız diyorum. Anlatın diyorum. Gittiğim halk buluşmalarında, geçen Kayseri'de ve Isparta'daydık. Orada da söyledim. Size vebal bırakıyorum. Burada da bizi izleyen, bizi şu an duyan, duymayanlara vebal bırakıyorum. Bu bir hakikat yolculuğudur. Bu bir adalet yolculuğudur. Bu bir Türk milletinin kurtuluş yolculuğudur. Bu yolculuğu millete anlatmadığınız müddetçe siz yani sorumluluğunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Sorumlu gibi davranmak istiyorsanız lütfen sağınıza, solunuza, mahallenize, şehrinize bu hareketi, bu hareketin süreli siyaset istediğini, saltanat istemediğini, adalet istediğini, kefalet istemediğini, borç ekonomisiyle yönetim istemediğini, üretim ekonomisi istediğini, keyfi, efendime söyleyeyim, atamayla particilik istemediğini, mülakat yerine liyakat istediğini millete anlatmalısınız, anlatmalısınız, anlatmalısınız. Başka yolumuz yok. Şimdi geçen bir yerde biriyle konuşuyorum, bir vatandaşımızla. Vatandaşımız dedi ki, vallahi cebimizde hırsız var dedi. Allah Allah dedim. Ne demek cebimizde hırsız? Vallahi birileri dedi cebimizde dadanmış dedi. Durmadan hırsızlık yapıyor dedi. Doğru söylüyor. Şu an ülkeyi basiretsizce ve iyi yönetemeyenler cebimizin hırsızı oldular. Nasıl oldular? Dün 1 liraya, 10 liraya, 20 liraya aldığımızı şimdi 100 liraya alamaz olduk. Aradaki para nereye gitti ya? Nereye gitti? Kim çaldı bu bizim cebimizdeki parayı? Alım gücümüzü kim yok etti? Onun için şu an cebimizde hırsız var. Cebimizdeki hırsızlara da cevap verebilmek, onlara gerektiği şekilde davranmak için Türkiye'nin derhal bir erken seçime ihtiyacı vardır. Değerli kardeşlerim, en basitinden söylüyorum size, en basitinden. Devralırken 2002'de ülkeyi yani 100 milyar bilemediğiniz ucu var bir borcumuz vardı. 100 milyar dolar. Şu an 1 trilyon dolar civar iç ve dış borcumuz var ve hala borçlanmaya devam ediyoruz. Şu an 40 milyar Merkez Bankası'nın rezervinde para var. Para var. Bir sürü şeyden getirerek kısmı borç. Ama dünyaya ve içeride dışarıda 1 trilyona yakın 900 milyar dolar borcumuz var. Birileri eksik gösterebilir, fazla gösterebilir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu malınızın olmadığını gösteriyor. Kağıt üzerinde öteberiniz var ama başkasına ipotek etmişsiniz. İpotek etmişsiniz. Sizin değil yani para. Malınız da sizin değil. İşte bu anlayıştan Türkiye'nin derhal kurtulması lazım. Kurtuluş sizde. Biz iyi pazarlayamadık kendimizi. Doğruyu doğru şekilde pazarlamadığınız müddetçe şarlatanlar gelir, tuhaf tuhaf yaratıklar gelir, kendini her şeyin üstünde görenler gelir, 3-4 cümle ezberle sizi kafanızı şöyle bu şekilde boyayanlar gelir. Size sözü özü bir olan, süreli siyaset isteyen, 4+4 anayasal hüküm yapıp evine giden ama işini yapan,
kendi hükmünü, kendi gücünü elde tutma telaşıyla değil, millete hizmeti önceleyen bir anlayışın derhal bu ülkeye başına gelmesi lazım. İşte bu çabayla siyaset yaptığımızı Türk milletine duyurur. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim.